Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan menkul kıymet istatistiklerinde 3 Eylül haftasında yabancıların 98,8 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptığı görülürken 41,8 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senetleri yani tahvil alımı yaptıklarını gördük. Bu dönemde yabancı yatırımcılar 3,5 milyon dolarlık da şirket borçlanma seneti alımı yapmış. 6 Ağustos'ta hisseye başlayan yabancı girişi devam ederken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde yukarı yönünde desteklediğini görmüş olduk. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,31'lik yükseliş ile 1452 seviyesinden tamamlarken Dolar Türk Lirası kurunda dolar endeksinin de sınırlı düşüşten etkilenerek biraz geri çekildiğini gördük. Bugün yurt içerisinde Temmuz ayına ait işsizlik oranları açıklanacak. Geçen ay işsizlik oranlarının sürpriz bir düşüş yaparak %10,6 seviyesine gerilediğini görmüştük. Bu iyimserliğin sürüp sürmemesi İş aramaktan vazgeçmiş kişilerin Tekrardan başvuru yapıp yapamayacaklarına göre Değişeceğini düşünüyorum Fed'in tepering sesleri daha net duyulmasının ardından Yurt içi piyasaların yurt dışına ayak uydurduğunu görüyoruz Bu bağlamda yurt dışı gelişmelerini de yakından takip ediyorum Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde dün açıklanan verilerde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 310 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler ise 343 bin kişi seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi sonrası haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı da böylelikle en düşük seviyesini görmüş oldu. İstihdamda toparlanmanın giderek hızlanması tepering'in yaklaştığını bizlere gösterirken 22 Eylül'de tepering gelebilme ihtimalini de çok yüksek görüyorum. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed yetkililerin konuşmaları ön planda olurken Fed üyesi Michelle Bowman tarımdışı istihdamın bu ay beklentilerin altında kalsa da İstihdam piyasasındaki toparlanma nedeniyle Fed'in aylık 120 milyar dolar olan tahvil alım büyüklüğünü azaltmaya bu yıl başlaması gerektiğini savunan üyeler arasına katıldı. Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostik, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının bu yıl içinde başlanacağını öngörmeye devam ettiğini ancak bu ay yapılacak olan FED toplantısında varlık alımlarının azaltılması yönünde bir karar verilmesini beklemediğini söyledi. Delta varyantındaki artışın ekonomiyi beklediklerinden daha fazla etkilediğini söyleyen Bostik, ekonomiye verilen teşviğin azaltılması için biraz daha beklenebileceğini vurguladı. Bostik ayrıca Fed'in ilk faiz artırımının ise 2022 yılının son çeyreğinde yapacağını tahmin ettiğini eklerken Chicago Fed Başkanı Charles Evans koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artışa işaret ederek Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini henüz tehlikeyi atlatmadığı uyarısında da bulunmuş oldu. Dün dolar endeksindeki düşüşler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de geri çekilmelerin devam ettiğini gördük. Bir ara %1,29 seviyesine kadar geri çekilen tahvil faizleri sabahleyin %1,31 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37 seviyesini kıramaması Doların değer kaybı yaşamasına neden olurken tahvil faizlerindeki düşüşün altın fiyatlarının tekrardan yükselmesini sağladı. Altın fiyatlarındaki düşüş beklentimi sürdürmekle birlikte bu düşüşün sertleşebilmesi için daha önce de söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,37'yi aşması gerekiyor. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Boston Fed Başkanı Robert Kaplan çıkar çatışması endişelerini gidermek ve Fed'in etik değerlerine zarar vermemek adına bireysel hisse senedi yatırımlarını 30 öyliğe kadar satacaklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri hisse senetlerinde tıper rengiyle başlayan satış eğilimi bu açıklamaların ardından da devam etti. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü satıcılı bir seyirde tamamlarken Amerika Birleşik Devletleri'nde üfe verileri de çok önemli. Son dönemde enflasyonda üfe kaynaklı yükselişler sürerken bu yükselişin de devam etmesini öngörüyorum. Bu durumda Fed'den daha yüksek Tepe renk mesajları görülebilecekken üfenin aylık bazda %0,6 gelmesi beklenirken yıllık bazda ise üfenin %8,2'ye çıkması öngörülüyor. Böylelikle çekirdek üfede beklenti aylık bazda %0,5'i oluştururken yıllık bazdaki çekirdek üfe ise beklentilerde %6,6 civarında görülüyor. Enflasyon verilerindeki artışın normal şartlarda piyasaya yansımasına baktığımızda doların ve tahvil faizlerin güçleneceği, borsalardaki satışlarında devam edeceği bir seyrin içerisindeyiz. Ama her zaman piyasanın verileri birebir fiyatlamadığını da unutmamakta fayda var. Euro bölgesi tarafında ise dün Avrupa Merkez Bankası Refinansman faizini %0'da sabit bırakırken marjinal borç verme faizini ise %0,25'te ve mevduat faizini ise negatif bölgede %0,50 olarak korudu. Avrupa Merkez Bankası varlık satın alım programına sabit bırakırken pandemi acil durum varlık alım programının da hızını ikinci çeyrekte öngörmesine göre azaltma kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde'ın yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın bu yıl sonuna kadar pandemi öncesinin döneme beklenirken delta varyantının ise hala risk barındırdığını ve ekonominin tam olarak açılmasını engelleyebileceğini dile getirdi. Lagard'ın enflasyonu hafif yukarı yönlü revize ettiklerini, 2021 yılının enflasyonunu %1,9'dan %2,2'ye çıkarttıklarını, 2022 yılının enflasyonunun hedefinin altında olduğunu da kaydetti. Enflasyonun sonbaharda artması beklendiği manşet enflasyonun da orta vadede artmasını beklediklerinde sözlerine ekledi. Lagard'ın iş gücü piyasasının iyileşmesini söylemesi, pandemi sonrası istihdamda görülen hasarların kapatılması için hala önlerinde yol olduğunu vurguladı. Önümüzdeki 3 ay içinde parasal teşviklerin yeniden ayarlandığını söyleyen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde, bu kararın oy birliğiyle alındığını ve bir sonraki adımı konuşmadıklarını ifade etti. Başkan Lagarde, pandemi acil varlık alım programının bitirilmesi için tartışmanın Aralık ayında da devam edeceğinin altını çizerken, sadece tahvil alım programının azaltılmasının acil pandemi varlık alım programı kapsamında değerlendirilmesi gerekmediğini, Aralık ayında ise bu konuda tartışabileceklerini kaydetti. Dolar endeksindeki düşüşle birlikte euro dolar paritesinde alım fırsatları yaşatırken bunlar dikkat etmemiz gereken satış fırsatı yaratıyor. Euro Türk Lirası tarafında ise 10,05 seviyesinin üstünde tutunamayınca düşüş kaydederken 10,05 seviyesi ise hala bizler için kritik bir direnç seviyesi durumunda. Avrupa borsaları günü karışık bir seyirde tamamlarken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar borsaların karışık kapanmasına neden oldu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310 bin kişi olarak açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurunda yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu gözlenirken para politikasında çekirdek enflasyonun baz alınacağı söylemleri üzerinde kurdaki sert bir hareketlerin yaşandığını gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,50 ve 8,56 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,40 ve 8,38 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası tarafından politika faizinde değişikliğe gidilmezken ancak varlık alım programında ılımlı bir yavaşlama dönemi başladığını da söylemek isterim. Avrupa bölgesinin beklentilerin üzerinde ikinci çeyrekte yıllık %14,3 büyüme gerçekleştirirken çeyreklik bazda büyüme ise %2,2 olarak gerçekleşti. Euro bölgesinde yatırımcı güveni beklentilere paralel 19,6 seviyesini açıklanırken bir önceki aya göre de düşüş yaşandığını söylemek isterim. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,05 ve 10,10 ,10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,95 ve 9,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutarken varlık alım programında da ılımlı bir yavaşlama dönemine geçtiğini duyurdu tahminlerde de değişikliğe giden Merkez Bankası yıl sonu büyüme oranını %4,6'dan %5'e yükseltti. Hafta içerisinde açıklanan Avrupa bölgesi yıllık bazda 2021 yılı ikinci çeyreğinde %14,3'lük büyüme gerçekleştirirken Amerika Birleşik Devletleri tarafında işsizlik maaşına başvuranların sayısı Son zamanların en düşük seviyesine gerileyerek 310.000 kişi olarak açıklandı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1855 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1810 ve 1,1790 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan ham petrol stokları beklentilerin altında 1,5 milyon varillik azalış gösterirken OPEC Plus toplantısından beklentilere paralel üretim artışına bağlı kalınacağının açıklanmasının ardından prim kazanımının devam etme kararı alındığını gördük. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 72,50 ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 71 dolar ve 70 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take it slow